Hayatınızı yoluna sokacak 23 harika ipucu. Hayata neşe katan şeyler, güneşin doğuşuyla uyanmak, bir arkadaşınızla beraber kahkaha atmak ya da masanızda hiç ummadığınız bir anda bir sulu göz sakız bulmak gibi küçük şeyler değil midir? Bence de öyle. İşte bu küçük şeyler, bir şeyler yolunda gitmediğinde hayatınızı tekrar rayına oturtmanıza da yardımcı olabilirler. Hayatınızın kontrolünü elinize almak istiyorsanız tam da size göre harika ipuçlarım var. 1 numara. Anahtarlarınız bir arada dursun. Daha önce hiç anahtarlarınızı bulamadığınız için evden çıkamayıp işe geç kaldığınız oldu mu? Benim oldu. Neyse ki bu durumu önlemenin kolay bir yolu var. Bir anahtarlık edinin ve ev kapısının yanına asın. Buradaki en önemli husus ise eve gelir gelmez anahtarlarınızı buraya asmaktır. 2 numara. Sabah hazırlığınızı akşamdan yapın. Bunu biraz garipseyebilirsiniz ama sabah rutininizi iyileştirmek için yapabileceğiniz en verimli şey bazı işleri akşamdan halletmektir. Örneğin çantanızı akşamdan hazırlayabilirsiniz veya ertesi gün giyeceğiniz kıyafeti önceden seçebilirsiniz. 3 numara. Doktora gidin. Sorunun kendiliğinden çözüleceğini umarak doktora gitmeyi ertelediğiniz oluyor mu? Sorun kendiliğinden çözülse bile endişelerinizi doktorunuzla paylaşmak için bir randevu ayarlamak en iyisi olacaktır. Ayrıca kendinizi iyi hissetseniz bile senede en az bir kere genel kontrole gitmek gayet akıllıca olacaktır. 4 numara. Yatağınızı toplayın. Yatağınızı toplamak sabah rutininizin en güzel parçası olmayabilir. Özellikle de yalnız yaşıyorsanız. Ancak sabah uyandıktan sonra yatağınızı düzeltmek güne başlar başlamaz bir iş bitirdiğinizi hissettirir ve gün içindeki veriminizi artırır. Üstelik sadece birkaç dakikanızı aldığı için edinmesi kolay bir alışkanlıktır. 5 numara. Eşyalarınızı yerine koyun. Bazen çok ihtiyacınız olan bir şeyi bulmakta çok zorlanırsınız. Çünkü en son nereye koyduğunuzu hatırlamıyorsunuzdur. Size de tanıdık geldi, değil mi? Bunu önlemek için evinizdeki her eşyanın bir yeri olmasına ve kullandıktan hemen sonra onları yerine geri koymaya özen gösterin. 6 numara. Planlarınızı not edin. Herkes bu kurala uysa hayat ne kadar farklı olurdu. Kimse teslim tarihini kaçırmazdı, toplantıları unutmazdı, sevgiliniz buluşma saatini yanlış hatırladığı için randevuyu iptal etmek zorunda kalmazdı. Ne güzel bir hayal değil mi? O zaman bunu gerçeğe dönüştürelim. Önemli her işinizi telefonunuzdaki takvime kaydedin veya bir ajanda tutun. 7 numara. Her zaman bir yedek planınız olsun. Planlı olmak çok verimli ve zaman tasarrufu sağlayan bir özelliktir. Ama eğer sadece bir planınız varsa, bu plan çok detaylı olsa bile yanlış giden bir şeyler olduğunda ortada kalabilirsiniz. Lütfen şu kaz görselini kaldıralım. Yaşayacağınız hayal kırıklığına ek olarak o an yeni bir fikir bulmak için vaktiniz olmayabilir. Bu yüzden uzun bir derse yedek kalem getirmek kadar basit bir plan olsa bile yedek planınızı önceden hazırlayın. 8 numara. Evde yemek yapın. Kendi yemeğinizi yapmak zahmetli görünse de bu sayede hem tasarruf yapıp hem de öğünlerinizi kendiniz belirleyerek daha sağlıklı olabilirsiniz. Kahvaltınızı veya öğle yemeğinizi önceden hazırlayabilirsiniz. Zaten akşamdan kalmış yemekleri denemek için bir bahaneye ihtiyacınız yok muydu? İşte onu buldunuz. 9 numara. Gelen kutunuzu temizleyin. Her gün iş maillerine cevap vermek gayet yorucu bir şey, değil mi? Gelen kutunuza düşen spam mailler de bunu daha kolay hale getirmiyorlar. İlgilenmeniz gereken maillere daha hızlı ulaşmak için birkaç saat ayırın ve gelen kutunuzda birikmiş olan reklam maillerinin aboneliğinden ayrılın. Aylardır ve hatta yıllardır okumadığınız mesajları da silebilirsiniz. Tabii önce bir içeriklerine bakın derim. 10 numara. Yenisini satın almadan önce eski eşyanızı elden çıkarın. Kimse alışveriş yapmanın cazibesinden kaçamaz. Özellikle de indirim dönemlerinde. Ama alışverişlerinizde daha planlı ve tutumlu olmaya özen gösterin. Elinizdeki ürünün benzerini satın almadan önce eskisini elden çıkarın. İsterseniz satın almadan önce kendinize biraz zaman da tanıyabilirsiniz. Ve mesela bir ay sonra o ürünü hala satın almayı istiyorsanız o zaman içiniz rahat bir şekilde satın alabilirsiniz. 11 numara. Fikir defteri edinin. Son derece önemli fikirler tamamen başka bir şeyle uğraşırken aklınıza gelebilir. Bu yüzden yanınızda her zaman bir not defteri taşımalısınız. Yapılacaklar listenize ne zaman yeni bir madde eklemeniz veya harika bir film fikrini not etmeniz gerekeceğini bilemezsiniz. Ayrıca bu sayede bütün notlarınız aynı yerde durur. Dağınık tutulan notlar gibi kaybolma olasılıkları olmaz. 12 numara. Normal saatinizden daha erken çıkın.
Eğer sık sık geç kalıyorsanız evden planladığınızdan 10 dakika daha erken çıkın. Bu sayede yolda beklenmedik bir şey olsa bile işe zamanında gitmek için yeterli vaktiniz olacaktır. Her şey yolunda giderse de biraz erken varırsınız. 13 numara. En sevmediğiniz görevleri alışkanlık haline getirin. Hepimizin yapması gereken ve bize zor gelen işler vardır. Mesela yerleri silmek veya ısrarcı bir iş arkadaşınızdan gelen mesajları okumak gibi. Erteleme alışkanlığından kurtulmak için bu işleri birer ritüele çevirebilirsiniz. Örneğin temizlik yaparken bir podcast dinleyebilirsiniz. Bunu hep aynı saatte yaparak işleri kendiniz için daha da kolaylaştırırsınız. Veya sabah kahvenizi içerken iş maillerinize cevap verebilirsiniz. 14 numara. Yeniliklere açık olun. Bazen hayatınızın kontrolünü elinize almak için değişiklikler yapmanız gerekebilir. Mesela yüzmeyi sevmiyorsunuz ama spor salonu üyeliğiniz olduğu için devam mı ediyorsunuz? Bırakın ve başka bir spora yönelin. Aynı şey hiç giymediğiniz kıyafetleriniz ve hatta artık konuşmadığınız eski arkadaşlarınız için de geçerli. Elinize geçecek zamanı yeni şeyler denemek için kullanabilirsiniz. 15 numara. Şifreleriniz güvenli olsun. Eminim ki farklı siteler için farklı şifreler kullanmanın çok daha az risk taşıdığını biliyorsunuzdur. Şifreleri unutma veya karıştırma ihtimalinize karşı bunları bir dosyada toplayabilirsiniz veya telefonunuza bunun için bir uygulama indirebilirsiniz. 16. Uykunuzu alın. Kendinizi zinde hissetmek istiyorsanız her gece düzenli olarak 7-8 saat uyumalısınız. Uyku, bedeninizin enerji toplamasına ve beyninizin gün boyunca yaşadığınız olayları işlemesine yardım eder. Sabahları daha enerjik uyanmak istiyorsanız, her gün aynı saatte yatıp kalkmayı deneyin. 17 numara. Bozulan eşyaları tamir edin. Yanıp sönen bir lamba ve boyası dökülen duvarlarınız varken işinize odaklanmanız zor olabilir. Küçük görünen bu detaylar, en az bitirmeye çalıştığınız işler kadar önemlidir. Hasarlı mobilyalarınızı tamir edin ve bozuk elektroniklerinizi yenileyin. Böylece bunlar hakkında endişelenmenize gerek kalmaz. 18 numara. Günlük yapılacaklar listesi oluşturun. Gün boyunca yapmanız gerekenleri aklınızda tutarken günlük işlerinizi bitirmek zor olabilir. Sabah güne başlarken yapacaklarınızı bir listeye yazmayı bir alışkanlık haline getirin. Bitirdiğiniz işlerin de üstünü çizin. İnanın bana, bu müthiş tatmin edici bir his. 19 numara. Kendinize zaman ayırın. Gece gündüz çalışmak hem kariyeriniz hem de hayatınız için çok da iyi bir şey değildir. Zinde olmak için arada bir dinlenmelisiniz. Tatile çıkamıyorsanız işinizden bağımsız bir hobi edinin ve her gün bu hobinize zaman ayırın. 20 numara. Uyumadan önce temizlik yapın. Temizliği hafta sonuna bırakmak başta iyi bir fikir gibi görünebilir. Ama bu tuzağa düşmeyin. Her akşam biraz düzenleme yaparsanız eviniz çok da dağılmaz. Sadece yerleri silin ya da çamaşır yıkayın ve tada! Tatil gününüzü evinizi temizleyerek geçirmek yerine arkadaşlarınızla film izleyerek değerlendirebilin. 21 numara. Her hafta market alışverişine çıkın. Her gün markete gitmenize gerek yok. Bir hafta boyunca neler yediğinizi, hangi malzemelere ihtiyacınız olduğunu ve yemeğe ne kadar para harcamak istediğinizi düşünün. Sonra size en uygun günü seçin ve her hafta o gün market alışverişinizi yapın. 22 numara. Ödünç aldığı eşyanızla beraber arkadaşınızın fotoğrafını çekin. Dürüst olalım. Bazen yoğunlukta kimin hangi kitabı veya hangi oyunu ödünç aldığını unutabiliriz. Eğer eşyalarınıza hoşça kal demeye hazır değilseniz, eşyanızı ödünç verdiğiniz arkadaşınızla o eşyanın bir fotoğrafını çekin. Böylece arkadaşlarınızla daha az tartışırsınız. 23 numara. Son kullanım tarihlerini takip edin. Tarihi geçmiş ilaçlar, yemekler ve kozmetik ürünler sadece rafınızda veya buzdolabınızda yer kaplamakla kalmazlar, aynı zamanda sağlığınıza da zarar verirler. Yani bundan sonra bir ürünü satın alırken son kullanım tarihini kontrol edin. Bunu yapmazsanız yanlışlıkla bozulmuş süt içebilir ya da tarihi geçmiş bir krem kullanabilirsiniz. Peki ya siz? Hayatınızı düzenli tutmak için uyguladığınız yöntemler var mı?
Yorumlarda düşüncelerinizi bize bildirin. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ama hemen bir yere kaybolmayın. Göz atabileceğiniz 2000'den fazla harika videomuz var. Tek yapmanız gereken soldaki ya da sağdaki videoya tıklamak ve tadını çıkarmak. Ve her zamanki gibi hayata olumlu bakın.